15 Eylül Cuma Yeni Şafak Yazarı Hatice Karahan Yazısı Eğitim ve Bilim Hasreti Bu köşede Kazakistan ekonomisiyle başladığımız haftayı başkent Astana'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi ile kapatalım. 10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen zirve aslında EET için bir ilk olurken bu yılın başlığına inovasyon ve İslam dünyasında modernizasyon temaları da eklenmişti. Açıkçası söz konusu zirve ve bu kapsamda hedeflenen amaçların ardında devasa bir ihtiyaç yatıyor. Nitekim bilimsel gelişim ve eğitim durumlarına bakılacak olursa EET ülkeleri bir bütün olarak maalesef dünyanın gerisinden geliyor. Dolayısıyla acilen etkili çözümlerin tohumlarının atılmasını gerektiren bir hayat memat meselesinden bahsediyoruz. Hatta vaziyetin önemini ilgili bir raporda öne çıkan donelerle beslemek isterim. Teşkilatın araştırma ayağı Sesrik'in 2016 sonunda yayımladığı Education and Scientific Development in OIC Countries adlı çalışma grup ülkelerinin söz konusu gelişimini farklı dinamiklerle masaya yatırıyor. İşte bu kapsamda göze çarpan bazı tespitleri konu gündeme girmişken özetlemekte fayda var. Dünyayı yakalamak Öncelikle belirtmek gerekir ki okullaşma seviyesinde şüphesiz dünya çapında olduğu gibi EET ülkelerinde de son 10 yıllarda belirgin bir yükseliş trendi yaşandı. Bununla birlikte grubun ortalaması alındığında ortaya çıkan 8,8 zorunlu eğitim yılı mutlak olduğu kadar kıyaslamalı bir yetersizliğe de işaret ediyor. Nitekim gelişmiş ülkelerde söz konusu düzey 10,2 yıl olurken haydi onu geçip EYT dışı gelişenlere bakalım dersek de yine 9,9 sene gibi daha iyi bir vaziyet var. Tabi bu noktada EYT içindeki ayrışmayı da not etmeden olmaz. Grubun 20 üyesinde ortalama okullaşma halen 5 yılın altında gezinirken kimilerinde ise bu 8 yılın üzerinde. Eğitim vaziyetinin bir diğer göstergesi olan yetişkinlerin okur yazarlığındaysa EIT %84,3 olan dünya ortalamasından yaklaşık 10 yüzde puan düşük seviyede kalıyor ve grubun içindeki uçurum işte burada da göze çarpıyor. Ne yazık ki 9 üye ülkede okur yazarlık seviyesi bu devirde hala %50'nin altında seyrediyor. Tabi bu arada yeni nesil ortalamayı yukarı çeken faktör. Yine de EYT gençlerinin %83,8'i okuyup yazarken diğer gruplardaki aynı jenerasyon %90'ları aşmış durumda. Okullaşma oranları kapsamında ilkokuldan yüksek öğretime kadar çeşitli veriler mevcut. Hepsinde de İslam dünyasının geçmişten bugüne bu konuda bir iyileşme yaşadığı gözleniyor. Bununla birlikte burada da dünyaya kıyasla gelinen nokta pek tatmin etmiyor. Örneğin yüksek öğretim seviyesindeki okullaşmada %25,4 olan grup ortalamasını özellikle gelişmiş ülkelerin yüksek verilerine kıyaslamak anlam bile teşkil etmiyor. Öte yandan bu çerçevede okulu dereceyi tamamlama ve sınıfları tekrar etmeme anlamında düzelmeler görmekse güzel. Kaynak ayırmak Tabi bu verilerle el ele giden diğer faktörlere de bakmak gerekiyor ve eğitim harcamaları da bunların başında geliyor. Bu pencereden bakıldığında eğitim ülkeleri genelinde eğitime ayrılan kaynağın son verilere göre milli geliri oranla %4'ün altına gerilediği görülüyor. Devlet harcamaları içindeki eğitim dilimine odaklandığımızda ise %16,5 olan oranın bu kez dünya ortalamasını geçtiğini görmek memnun ediyor. MAMAFI, göstergelerin işaret ettiği mesafeyi kapamak için bu oranın zaten güçlenmesi gerektiğine de şüphe yok. Hatta öğrenci başına düşen harcamaları göz önüne aldığımızda gerek ilk öğretim gerekse orta öğretimde grup dışı ortalamaların gerisinde kalındığı açıkça görülüyor ki sadece harcama yapmakta yetmiyor. Zira harcamaların en etkin ve kaliteli bir içerikle desteklenmesi şart. Köklerden bugüne son olarak eğitim genelindeki bilimsel görünüme bakarsak da ekonomik gelişimin temel taşı olan beşeri sermayeyi masaya yatırmak gerekiyor. İşte bu doğrultuda araştırmacı sayıları grubun alması gereken yolu bir başka vesileyle ima etmiş oluyor. Nitekim EYT genelinde her 1 milyon nüfusa ortalama 661 araştırmacı düşerken dünyada bu sayı 1643. Gelişmiş ülkeler grubuyla ayrıca bir nispete ise hiç girmeyelim zaten. Neyse ki raporda hoş bir veri de karşımıza çıkıyor. Grup bünyesindeki kadın araştırmacıların oranı %35,6 ile dünya ve AB ortalamasının üzerinde gözüküyor. Öte yandan ilgili harcamaların gayri safi yurt hasılasına oranını gösteren RG yoğunluğunda ortalama EYT oranı ise %0,37. Oysa bu oran dünyada %1,75'e ortalanıyor. Elbette bilim ve teknoloji kapasitesinin sinyallerini veren fikri mülkiyet hakları ve özellikle patentler de İslam dünyasının bir diğer güçlendirmesi gereken ayağı olarak beliriyor. Sonuç olarak tüm bu gerçekler gösteriyor ki, İİT ülkeleri birbirinden farklı profiller çizmekle birlikte bilim ve teknoloji anlamında ilerlemeye ve işbirliklerine açık olmaya muhtaç. Zira İslam dünyasının köklerinde var olan eğitim ve bilime bugün ne kadar hasret olduğu ne yazık ki ortada. Bu açıdan Aslanadaki zirve gibi farkındalık ve işbirliği çalışmalarını sürdürmek anlam taşıyor. Tabi işin esası etkili bir uygulama ve kararlılık göstermekte yatıyor.